Günaydın, öpecek misin anneyi? Öpecek misin anneyi? Öpün anneyi. Anneyi. Ah. 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 Küçük anne. Küçük anne. Sen bol küçük. Acaba. Sen bol küçük müsün? Ya bol. Ne ağlama Nazlı Nazlı ya. Sabah. Ağlama Nazlı Nazlı. Ah, ne istiyorsun? Arkadaşlar ben giyindim. Ve birazdan çıkıyorum. Yıkarı değindim. Ne yapıyor acaba? Yıkarı iş. Benim oğul iş. Ne bu ya? Hele hareketlere bak ya. Kızım, gel bakayım. Gel kızım. Evet, po. Kız korkma, tut. Korkma. Fare gibi, o neyinden korkuyorsun farenin? Çantayı aldın mı Sude? Bebeğin çantasını aldın mı? Merhaba. Hoş geldiniz. Sude, bebeğin çantasını aldın mı? Evet. Tamam. Burası güzelmiş. 29 Ekim'e 2 gün kaldı. Bayrakta nasılsın? 2 gün dedi, yarından sonra değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Yapalım nasıl oluyor bu yüzden? İyi, tam yediyor bence. Tam yediyor dedi. Roban kastırması, tam kuran kastırması. Aynen, tamam. Görebilirsiniz onu. Üstteki tuşuna, kırmızı tuşu var üstünde, tepede. Evet, bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. Kafa gitti arabanın tarını almayı unuttum. Arkadaşlar bugün kızlara pizza ısmarlıyorum. Yemek yiyorduk normalde biliyorsunuz. Bugün pizza ısmarlıyorum. Bir girdim şansıma da ilk siparişime özel 220 TL tutmuştu. Ve ucuzdu yani. O da indirim oldu bilmem 50 TL indirim. İlk siparişe özel %50 bilmem ne falan. Bir baktım 100 TL'ye düştü. Bunu sizle paylaşmam lazım. Ben yine kankasını bulmuş. O şu an sana şey yapıyor, Batman diyor. Ben onu böyle yapıyorum ya. Batman! Bana mı yapmaya çalışıyorsun? O da sana yapıyor bak. Al elini, yap bakayım. Bak, aynısını sana yapacak. Batman! Hadi yap. Batman! Bak, bana yapıyor. Batman! Hadi de, söyle ama. Batman. Söylüyor zaten arada. Batman. Hadi gidelim. Batman. Mesaimiz bitti. Hadi git biraz çalışta gel oğlum hadi. Hadi gidelim. Yalçın Bey çok yardımcı olmuş bugün Ezgi'den Beauty'de. Aldığınız süre boyunca. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok çalıştınız. Anahtarı açar mısın? Hangi kapı? Aa arkada araba. Aa arabanın anahtarı nerede Yalçın? Ne yapıyorsun? Çekil mi yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun sevgilim? Hadi kızım eve gideceğiz. Hadi kızım. Ha eve gitmeyeceğiz. Markete gideceğiz. Gel. Arkadaşlar bir mağazaya gittim şimdi. Çekemedim ama Reyne yumurta peynir falan aldık. Şimdi de meyve suyu almaya geldim yine Reyne. Ve meyve suyu alıp çıkacağım. Ay nereyi çekiyorsun? Ezgi 2 saattir. Geldim bakalım. Sude'nin çikolata aldım ikimize. Yer misiniz? Dedim Sude beni çok düşünüyor. Ben de ona bir şey alayım. Tahinli ya. Tahin seviyorum. Dedim beni çok düşünüyor Sude. Ben de Sude'ye bir şey almalıyım. Gittim çikolata aldım ikimize de. Dedikodunu yaptım ben kamerayı. Yo dedikodunu yaptım oturup. Seni mi konuşacağım? Allah Allah. Dedikodu yapmışım Sude hakkında. Yani ben. Şeyi düşünüyor. Ben kamerada size Sude'yi anlattım. Ben aldım zaten kendime 3 tane sana bir tane. Ya yok ya 4 alı çöde kampanyası vardı. Emziren anne. 2 tane almıştım. Dedi ki 4 alı çöde var. 2 tane daha aldım. Ha? Emziren anne şeymiş. Ben yemem. Ne alakası var? Anne bile değil. Emziren anneler yemek zorunda diye bir şey yok. Yani emziren annelere uygun bir yiyecek yani. Sağlıklı bir yiyecek oluyor. Hem sağlıklı hem de yapıcı vitaminlerin içinde olan bir şey. Tam ya tam takıyoruz ya. Sus ya. Kızım ne yapıyorsun orada? Hı? Hadi kızım. Yine ben kızımın peşlerinde. Köpeklerimin peşlerinde. Hadi kızım. Valla bu deli ha köpek. Daha deli. Nereye? Nereye gönderim ya? Gelsin annenin yanına gidiyorum zannediyorum. Galiba bu evde çamaşır makinesi de hep dolu olur bizim. Niye burada? Çamaşır makinemiz var dolu. Boşaltılması gerekir. Sude Hanım ha? Nereye gidiyordunuz içeri doğru? Söyleyin bakalım. Hangi eğlenceye? Yalsın abinin yanına gideceğini zannettim. Hepsi birbirine bağlanmış. Çok iyi değil mi? Ha? Çok iyi değil mi? Hiç akıl edememiştim bunu. Aklıma gelmemişti böyle bir şey. Bizim makine de akıllı canım. Ama bu da şey böyle attıkları için kirli ya. Değil mi? Hı hı. Kız bu bir 40 dakika daha kalsın. Tam kurumamış. Niye böyle olmuş? Çok dolu.
oldu herhalde. Tamam. 40 dakika daha dönsün. Sen onu mikse atınca da zaten kuruyana kadar tutuyor. Aynen evet. Yani mesela 1 saat 50 dakika değil mi? Onu 1 saatlik çıkartıyor kuruduğunda. Evet, çünkü kurumuyor tam. Bu normalde ütüleyecek kıvamda çıkartıyor sanırım. Ama bizim söylemediğimiz için. Biraz da kirli atayım bari. Ne yapıyorsun ya? Maçım vardı. Ya ne ki maç? Hafta sonu değil ki. Hafta sonunun önünü oynaman lazım mı? Ya hafta sonunun önü, hafta sonu, hafta sonu arkası. Ne zaman bitecek bu? Maç kaldı diyorum, uzatma. Dur ya. Kendi yalandan tutma gülmemek için. Ay ödüm öküz. Ödüm koptu. Ne yapıyorsun ya? Ya dur, iki maçım kaldı, şunu bitirim yedim ya. Nereye gelirsen? Yemeğin gelecek şimdi. Ne yemeği? Bizim haberimiz yok. Ya, yemediniz mi? Yedik, gözleme yedik. Ama sormadın. Siz bana sorarak gözleme yediniz mi? Pizza sorduk, yemedin biz de. Ne pizzası ya? Gündüz yemek istemedik ya bugün. Hı. Unuttun mu? Ondan. Ne oldu? Ya ne istiyorsan yani, şu an geldim dikildim başıma. Şey istemiyorum ya. Of, Allah Allah. Proteinlerini yerine koy mesela. İsteyecek çok şeyim var. Proteinler hep dışarıda. Her akşam buraya koymaktan ben yoruldum. Bu yorulmadı. Ve şunu şuraya koyacaksın işte. Aldım buraya böyle. Tude, bu mama şeyin mi? Açık mama bir de ya. Burada kalmış. Ama 3 numara Nikita'nın. He? Nikita'nın maması. Canım evet, Nikita'nın maması. Ama aşağı koymuşsunuz tüpün oraya. Evet, ben koydum onları. Neden? Buradayız çünkü. Götürelim, verelim. Ya dükkana götürelim, alsınlar geldiği zaman. O kutu boş mu? Soldaki similak mavi, küçük mavi. Boş mu? Onu yarın dükkana götürelim, tamam mı? Yalçın, bir de şu balkonu akşamları kapat, serin oluyor. Öyle mi lan? Kapı mı kırıldı? Ne kadar yumuşak bu. Şu balkonun haline bakar mısınız arkadaşlar? Aslında biz burayı düzenledik. Ama nedense bilmiyorum çünkü... Ay düşüyordum. Düşüyordum. Bir şey diyeceğim, bu mobilya bile yamulmuş. Güneşlenmiyor mu da acaba? Allah Allah. Bu balkonu bir daha düzenlememiz lazım. Yalçın'a dedim ki şu spor şeylerini ver birisine. Yok diyor, yarın öbür gün gene pandemi olursa diyor. Bilmem ne diyor. Şaka mı bu? Yalçın, şu spor şeylerini verek ya birine. Ne verek? Ne bileyim, verek birine. Ya Letgo'dan satarız ya. Ne sat o zaman? Balkonda ya yer kaplıyor ya. Evim çökecek yani artık orada. Tamam satacağım. Tamam, söz mü? Tamam, şu koltuğu da. Video fikri var aklımda. Daha hiç onu kullanmadık ha. Bence o var ya, pahalanmıştır bizim aldığımız fiyattan. Muhtemelen. O değil de benim bir video fikrim var. Neymiş? Şu kamerayı kapatayım da arkadaşlar size söyleyemem. Çünkü sürpriz içerik. Arkadaşlar benden çok güzel kaynana olacak. Öyle hissediyorum. Bir de su versene. Getir. Dökeyim mi? İnanmıyorum ya. Öyle mi döktün gerçekten? Evet. Ben YouTube'da bir tane vlog yapacağım. Bir gün önüne kaynana oldum diye. Bana mı yapacaksın kaynana? Oğlumla kaykocaymışsınız gibi davranacağım sana. Ya mesela oğlum vermiş ama yok. Delilik yapacağım. Ama kötü bir kaynana olmam lazım. Komik olması için. Bütün evi temizleteceksin ama. Tabii. Halı da çektiresin. Ama bir tane de oğul lazım. Kurgu yap. Oğul. Mesela ben oğlumu fişekleyeceğim. Sonra seni dövecek. Diyeceğim oğlum. Tavan yolu dibi doğru. Oğlum benim belim ağrıyor. Mutfağın yerlerini temizleyecek, ben temizletiyorum. Onu sanacak ki, geç şurayı temizle. Bir daha annemin dokunduğunu görmeyeyim. Hı? Böyle bir kaynağı olmaz mıyım? Hı? Bir günde ben kötü gelin olayım o zaman. Yok ya, kötü gelin olacakmış. Bütün insanı temizlik yaptıracağım. Sonra kocam geldi, bir alacağım onunla. Sonra bize Kanal 7'den, Samanyolu'dan, şey gelecek teklif. Aşkım bütün işi anlamadım. Ezgi Hanım, kaynana rolü var, oynar mısınız? Bir de sana, kötü gelin rolü var, oynar mısınız diye. Benden kötü mü olur ya? Olur Tule, olur. Benden ne? Ben geçen şahit oldum. Arkadaşlar, bir kargomuz var ama güvenlik sebebiyle açılmış. Ben açmadım. Nasıl açıldı arkamda bilgim yok. Sen biliyor musun neden açıldığını? İçinde sağlanınca açmışlar, şüphelenmişler. Neden şüphelendiler? Ne bileyim. Bu hediyeler bana, bir ayrı dostumuz var, Bülent abi. Bülent abi Gizem geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yazmış ki, Gizem yeni yaşına mutluluk, huzur ve başarılar getirmesi dileklerimle nice yaşlara Bülent abin demiş. Teşekkür ediyorum. Bana aldığı hediyeler sabun. Doğal zeytinyağlı sabun almış 2 tane. Ama Lösev'den almış. Yani bunu aldığınız zaman yanlış anlamadıysam Lösev'e bağışta bulunuyorsunuz değil mi? Galiba. Evet öyle. Lösev'e evet. Lösev'de yani böyle bir şey. Anlamlı bir şey almış bana. Çok teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince. Niye yaklaştın? Burnuma jit bakım yaptım arkadaşlar, kızardı. Arkadaşlar şarjım bitti. Geldim, şarja taktım ama sessiz konuşmam lazım çünkü Rain uyuyor. Evet, sanırım bunları Lösev'den aldı ve bunu alınca Lösev'e katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Çok anlamlı bir hediye bence. Manevi değeri yüksek. Yani sana hediye alıyorum, aynı anda Lösev'e destek oluyorum. Biz de elimizden geldiğince fırsat buldukça bağışlarımızı Lösev'e ve TSK'ya yapıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum Bülent abi, bu videoyu izlersen çok teşekkür ederim. Zaten sabah da kendisine özelce mesaj atarım, ararım. Ne oldu Sude? İstiyor musun? Kullanma. Zeytinyağlı. Yani zeytinyağlı sabun. İster saçına kullan, ister vücuduna, ister yüzüne. Zeytinyağlı. Bir tanesini açıp koyalım. Sonra da yatalım. Ama yatmadan önce ne var? Tahmin edin bakalım.
Çamaşır katlayacağız. Ama kurumamış diyorsun. Çok mıslak. Şimdi bir tur daha atayım, ne yapayım ya? Niye kurutmuyor acaba? Çok mu eşya vardı? Havlu varken çok kurutmuyor galiba. Annesi. Annesi. Hadi günaydın yapalım. Hadi günaydın, annesine bir sarıl. Annesi. Annem. Annesi. Çişim arıtıyor. Gülüyor yandan yandan bana. Bana yandan yandan gülüyor. Sümükle. Annesi. Yapma sürekli. Arkadaşlar ben hazırlandım. Ay hiç görünmüyor. Şu pantolonuma gideyim, askeri en sevdiğim. Şimdi Ray'nin kıyafetini götürüyorum ama içeride müzik var. O yüzden şöyle müziği kapat. Rezil olduk cümle aleme ya. Şuraya bak. Uykusunda bana bakıp güldü. Baktı ama bana. Ya 10 dakika uyuma mı olur ya? 10 dakika uyudun sen ya. Neden uyandın sen? He? Sen neden uyandın ya? Sen 10 dakika mı uyuyorsun? Bu 10 dakika uyuyor ya. Neden 10 dakika uyuyorsun? Bütün çocuklar böyle mi aşkım? Evet, konuş hadi. It's your boy Rain karşınızda. Evet. Artık vloglarımı Rain çekiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aşkım piyanonun üstünden de inersen hani. Bir sürpriz hazırlanıyor. Ama bu kez Zekeriya değil. Babama bir hafta iki haftaya kadar bir sürpriz yapacağız babama. Bunu planlıyorum şimdi. Yarın telefon görüşmesi yaptım. Şimdi çıkıyor. Dur de ışığı kapa duranım bir. Bir de burnundan niye çekiyorum, burnumun içine giriyor? Burnumda sorun neyini mu var? Neyini sokuyorum bak. Ergen. Sivilcesi var oğlumun, ya yapma. Bilgisayarımı almam lazım. Bilgisayarımı alır mısın? Tabii bilgisayarımı al. Heyecanını kaybetmişsin. Yok inancını kaybetmişsin. Doya doya sarmamışız sizi çok. Ben başka şarkı söylüyorum, sen başka şarkı söyle. Ne olur mu öyle? Aşkım ıslak mendili de mi götüreceksin? Islak mendili yavaşça alsana şunu önden. Aşkım gidiyoruz bak, dışarı gidiyoruz ama. Ne yapıyorsun aşkım? Al. Düşecek kolumdan. Abba hadi suya git, hadi git. Her şeyi eline at ya. Bilgisayar o ya. Allah Allah. Kızım sen nereye? O da gelmiş çıkacağımızı görünce. Aslında seni zaten götürüyoruz, sakin ol. Havluları da alacağız. O da mı şey dükkana gidecek? Parçalar nerede? Oradan. Dükkanda mı? Hayır, eve getirmiştim ya bir poşet. Onları götürdük mü? Evet. Ha, parça parça götürüyoruz. Tamam. Olsun. Ah zararımı falan ayarlayayım. Gel kızım. Hadi kızım gel. Sen değil Cooper, üzgünüm. Gel kızım. Ho. Açmazsan açılır mı Ezgi? Ha? Açmazsan açılır mı? Ay. Atlıyor oğlum, bak bak. Oğlum atlama oğlum. Kafa üstü düşeceksin, göreceksin o zaman. Bak bu durumda. Dur. Oğlum dur, Allah Allah. Arkada benim mont varmış Sude. Zayn'i fark ettim. Valla? Hmm. Abla bendekini de alır mısın? Ne var sende? Ha, onu koyayım. Ben de diyorum burası niye boş kaldı? Sırt çantamı koyayım. Mümkün mü böyle bir şey? Boş kalır mı? Arkadaşlar İstanbul'a tatile gitmiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi işlerine gidiyoruz. Her gün. Her gün böyle. Bunları da şuraya koyayım. Haydi. Bak şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna. Abla. Gel bakalım. Gel annesinin bir tanesini. Hadi şurada sen otur, sana vereyim bana. Aşkım, aşkım benim bebeğim. Selam. Nasılsın?
Kapı açık mı kalıyor şurada? Sizin köyde kapı yok mu? Seni çekiyordum oradan. Ay, çay mı istiyorsun? Çay makinemiz bozuldu ya. Sen servise götürdüm. Kahve iç. Ben değil ya çocuk. Paşa çayı versene çay baba dedi. Diyor paşa çayı içiyor. Paşa çayımız. Evet. Karbon gelmiş. Bunu açayım sizinle birlikte. Arkadaşım Buse arkadaşlar doğum günüme gelmedi. Hikayemden anlamamış doğum günümün nerede olduğunu. Bu bir muhane. Çok geç haber verdim. Hayır beşimi yerde alacaksınız. Söz verdiniz karı koca. Söz başka verdik. Başka bir şekilde affetmeyeceğim dedim. Tamam dedim. Kameranın karşısında söyleyin. Şimdi bütün dünya alem. Birebir imitasyon yapan çok iyi arkadaşım var. Oradan alabilirim. Ben doğru. Ben anlarım onu. Peki ben oğluma ne aldım sizce? Demişler bir de kilitliğine koymuşlar. Bakar mısın? Bu şapkası olacak. Zaten 29 Ekim tişörtü de var oğlumun. Bu da zıvını. Bu tulumu. Niye küçük? 18 ay aldım. Yok bence iyi. Dur şimdi ben bunu iade ediyorum. Deli misin? Reynav olur mu? Olur. Bence olur. Ciddi misiniz? Evet. Bence olur. Olmazsa. Bir dakika küçük mü? Seni de giydiririm diye mi büyük almayı düşünüyorum? Bir dakika şimdi ben onları bir inceleyeyim. Reynav de idare ettik. Etiketi yok gördün mü? Altta ya. Şeyi yok. Beden ölçüyü. 18 ay aldım. Vallahi alınlarını karıştırırım ha. Bu hiç 18 ay değil. Bu 9 aylık. Hemen şikayet yazılsın, puan verilsin, siparişlerim. Olur mu? Nasıl olur gibi. Yarın giyer daha da giyemez. Kargolar var. Oğlum dur oğlum. Oğlum dur, avukatımız geldi. Özel bir kampanyamız varmış. Evet. Bak böyle tişörtler giyiyoruz hepimiz. Ve böyle tişörtlü gelen herkese bütün işlemler %50. Çıldırmış. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Her şey adam için. Bakayım. Paris atar mısın Yalçın? Yalçın galiba avokado geldi. Avokado geldi. Ne diyorsun? Evet. Avokado geldi galiba diyorum. Yardım et. Vardı ama. Ben keserim ha. Story attım hemen. Sizden büyüğünü de etiketler misin? Dün sayfamızı da etiketler misin bebeğim? Gel buraya. Gel yardım et. Geldim geldim geldim. Bak şuna bak şuna. Geldim geldim yakaladım yakaladım yakaladım. Hoppa. Bekari. Hadi gel oğlum bakalım burada ne varmış. Sizce avokado mu? Ne düşünüyorsunuz? Ama bunun kokusu beni öldürecek ya. Kaç kere bantladım kurban oldum. O ne be? Bu ne? Tavuk mu? Taze sebze kısık ateşte. Hmm. Ha, bebeğe. Tavuk suyu. Bizim değil arkadaşlar. Başkasının kankosunu açtım ya. Hayda. Hayda. Neyse dur. Dur alttaki benim ama. Çok eminim. Bu avokado. İddiasına giriyor musunuz? Kesin. Hayır bence değil. Ne? Arkadaşlar başkasının kankosunu açmıyor. O da onda. Yemin et. Olamaz ki. O tavuk suyu bu arada. Arkadaşımız bebeğini almış. Ha, ha. Kargo açıyorum ona hoş geldiniz. O da anla. Ya bak bu ne ya? Patladın? Evet ya bu da öyle bir şey. Of sebze ve pirinçli tavuk of. Bu da benim giymiş. Avokado geldi diye sevinmiştim ya. Ya avokado evde var. Ya internette buldum. Çok alıyorsun ucuz alıyorsun. Bir tanesi 20 lira ben 67 TL'ye mi ne 1 kilo alıyorum. Yani 3,5 fiyatına 1 kiloya daha fazla girer. Değil mi? 5 tane falan girer. Biliyorsun ya. Tabii ki ekonomik olmak lazım. Çok müşterilerim var görüşürüz. Kimler gelmiş? Kimler? Kimler? Uzun gelmiş. Kıyafetine bak ya. Ay çıkma bak. Merhaba. 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 Be. Senin annen influencer. Şu kameraya birazcık böyle şey yap. Rol yap, hareket yap. Kamerayı görünce böyle duruyor. Yok aslında sever de. Anne ben kameramızı mı sevmedin? Başka kamera getirelim sana. Başka kamera getireyim mi? Kibra balı toparlamaya çalışıyormuş gibi severdi aslında. Surasız yiğit. Surasız. Babası ters giydirmiş ayakları. Ne oldu kedi mi var sizde? Evet. Çizikler kedi mi yapıyor? Yüzünü kendi yaptı da elini kedi yapıyor. Kıvıracak. Baba nerede? Kabakları getirecek. Aa doğru. Kabaklar geldi. Doğru. Arkadaşlar kabaklarımız geldi. Kabak tatlısı yapacağız yakında. Sır şu anlık söyleyemeyiz. Kocuğum olsun. Bırakın yapma. Nereye koyalım? Diğerleri. Daha var mı? Hı hı. 5-6 tane olması lazım. Ama tek bir tane güzel durmaz. Ne kadar kalabalık dışarısı ya. Değil mi? Ya 10 saniye var. Koronaya basıyorsun kardeşim. Beni delirtme. Yeşilendi arkadaşlar. Oha trafiğe bak Söde. Şimdiden geçtik burada kaldık. Arkadaşlar yine bir günlük rutinimiz olan boyu çişe çıkarma merasimindeyiz. Dur kızım. Dur kızım tasma takacağım bir yere kaçamazsın. Dur. Dur. Kız nereye kaçıyorsun? Değil mi kopardın? Haydi bakalım. Çiş time. Dönüyoruz yine.
Yansın zaten. Gece uykusuna yatacak sonra. Gel kızım. Evet söyledim. Soğan mı vardı içinde? Yeter. Yazıklar olsun. Hep soğan kokmuş. Hem de çok kötü. Yal çayım. Bu ne? Böyle giresim geldi. Beni de kaçırıyorsun. Canı sıkılıyor. Bak. Dünya alemi rezil oldu. Sana buraya bak. Cümle alemi. Bir de çekin utan bana. Yaka elinin bastırları. Kötü görüntüyü şey yapıyorum şu an. Ezgi. Şuraya bakar mısın? Kurban olurum ya. Yansın o. Aman. Aman. Aslanım. Aman. Oy. Dişlere bak. Dişlere lan. Annen. Ezgi. Ezgi. Sude. Yiğit nasıl yapıyor rey? Yiğit gibi yap hadi. Nasıl yapıyor hadi göster. Nasıl yapıyor? Sudiş. Yiğit'ten öğrenmiş onu. Yiğit öyle mi yapıyor? O ağlıyor ne? Diye ağlıyor ya. Tombiş. O götünü yerim. Hele bak baba. Anasına bak şuna bak. Nasıl yapıyor? Şşş. Peki bugün annem dizlerine iğne vurdurup sabahtan beri hastanede gezmesi? Niye? Acısına dayanamıyor. Niye? Dizinin acısına mı? Ama vurduktan sonra geçmiyor mu ağrısı? Onunki enteresan bir ağrısı olur. Yani tansiyonu düşüyor. Sabahtan gidip işte. Direnmiş mi acaba? Acıya mı? İğne vurdu diye mi bu kadar? Evet. Tansiyonunu düşürmüş. Ya bir ayağı iyiymiş. Bir ayağına çok acı vermiş. Tatlayamıyormuş. Bir kere bende de oldu biliyor musun? Yanlış bir yere iğne yaptılar acaba? Ya yanlış bir yere yaptığını düşünmüyorum ama bazen oluyor. Yani. Ama şimdi onun bir de ileri derece ya. Ondan. Ya yemeğimiz geldi. Biliyor. Handekim geldi hadi. Aldı bunu. Yani kıyafeti yemez olmuştu o yüzden çıkardık. Haydi şurada biz yemeğe gidelim. Açlıktan ölüyek. Çorba, pide ve turşu. Sude senin turşunu ben yiyeyim, sana limonumu vereyim. Sen limon seversin, ben turşu. Yemeyeceğim dedin turşu. Tamam. Şimdi yiyecek misin? Yok. Sen ne kadar sahtekar bir insansın. Turşu biber varsa yerim. Turşu sevmem dedi şimdi de. Neyse limonunu da ben vermem o zaman. Hayır yemem. Bayılıyorum. Ciyak aldım. Bıcı bıcı yaptık. Oğlumla bıcı bıcı yaptık ya. Oğlumla gıcı bıcı yaptık ya. Saçını taramadık ama değil mi? Birine getireyim aşkım. Şimdi topuna bakar mısınız? Yıkanmış haline bakar mısınız ya? Bal gibi ya. Bal gibi bal. Bunu mu yiyeceksin seni? Sebebi bunu mu yiyeceksin bunu? Öp anneyi. Isırmak. Öp anneyi. Allah. Öp anneyi ya. Aşkım böyle mi sevilir anne? Böyle. Hadi öp. Öp anneyi. Öp. 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 Öp anneyi. Bak. Öp anneyi. Öp. İyi yaşa aşkım. Aşırmayı çok seviyor ya. İyi yaşa aşkım. Öp aşkım. Şımarık mısın? Sen dikkat çıkmıyor çocuğum. Yiğit nasıl ağlıyor? Hani Yiğit nasıl ağlıyor? Yiğit nasıl ağlıyor? Yiğit nasıl ağlıyor? Ha? Yiğit nasıl ağlıyor? Diye hadi. Göster. Göster Yiğit nasıl ağlıyor? Göster. Ha? Göster. O şampolilerimle aşkım. Yiğit nasıl ağlıyor? Yiğit nasıl ağlıyor? Rain. Hey. Oğlum hadi kameraya göster. Hadi göster amcaya. Göster bak. Şş, Yiğit nasıl ağlıyor? Şu an bilerekten yapıyor. Sen var ya. Yiğit nasıl ağlıyor? Göster. Tamam. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Şu saçını tarayacağız. Şimdi saçlarımız uzun. Aşkım. Biliyor musun? O kadar oldu. Çok güzel. Çok güzel. Daha dokundurmadım ha. Görüyor musun? Sahtekarı. Aşkım bir yerlerimi açıyorsun. Tamam kalk hadi. Al kendini tar hadi. Kırışmasın aşkım. Sesine bak. Aha bitlenmişsin oğlum. Vallahi yalan ya. Aha bak şurada bak. Gördün mü? Bak. Değdiriyorum bak. Görüyor musun? Tam bir sahtekar oldun sen ha. Baban gibisin. Oğlum. Babaya da benzeyebilirdin. Bu videoyu başka mı çektik aşkım? Kurtar beni diyor size sana şu an. Çok anne ne yapıyor sana ya? Suda yapma. Tamam aşkım bıraktım. Anne ne yapıyor sana? Uyku mu geldi senin? Uyku mu geldi? Uykun mu geldi aşkım? Nereye gitmek istiyorsun? Sus. Ne yaptı anne Ceren ya? Saçlarını mı taradı ya?
Öyle salyası da yapayım. Salyasını yerim. Oy oy. Dizi izliyoruz arkadaşlar. Sude ile. Size anlatmam gereken şeyler vardı ama yine yarına kaldı. Sude geğirip duruyor. Ağzına çorap tıkacağım, az kaldı. Sizle görüşmeyeli neler oldu. Bunları anlatacağım ama yarın. Şu diziyi izleyeceğim şu an. Çok yorgunum. Duş almışım ama keyfimle söyleyecek bir şey yok şu an. Başlat başlat. Yine çirkin ağlama başladı. Ben gel aşkım. Günaydın. Arkadaşlar kamerayı görünce hemen ağlıyor. Ben... Çünkü elini almak istiyor. Kendini çekmek istiyor. Ben anne. Ezgi. Ezgi gel. Her baba bunu istiyor, her bak. Al. Evet arkadaşlar, ben bugün böyle giyindim. Çünkü Ezgi Zenbüyütü'de kırmızı tişörtler giyiyoruz. Oraya gidince kırmızı tişörtümü giyeceğim üzerime. Beyaz pantolon. Yalçın yine kahvaltı yapmış. Bak burada bırakmış, görüyor musun? Yalçın niye tabanı orada bıraktın ya? Gıcık. Evet, çok güzel kızlara baksanıza. Tişörtler falan hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz hepiniz. Çok teşekkür. Ama ben... Henüz giymedim. Hadi giyinelim. Benim de bu tarafa çıkıyorum. Tabii. Kızımın gemini vermem lazım. Hadi kızım gitmem, o niye? Babamız. Yalçın Finike'ye gidiyor arkadaşlar, maçı var yarın diye. Evet. Gidiyor mu aşkım baba? Bay bay yaptı. Oğlum hadi bay bay. Sen bay bay mı yaptın? Bay bay. Bay bay. Bay bay mı yaptın aşkım sen? Bay bay yapıyor, gördün mü? Öyle yapıyor. Gel de şimdi git. Gel de şimdi git. Nasıl gideyim ben? He? Dişlerine bak ya. Nasıl gideyim? Oy. Hadi oy, ben gidiyorum. Gidiyor baba. Hadi gidiyor. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Nalçın bay bay yapıyor. Bay bay yaptı. Gördün mü bay bayını? Bak gene yaptı. Öğrendi, öğrendi. Bay bay öğrendi. Sen bay bay mı yapıyorsun ya? Tükürüğünü ısırdı, yedi babası. Bay bay, hadi bay bay yap. Hadi gel son bir sarılıp gidemedi gidiyorum. Gidemedi baba, baba gidemedi. Sarılıp gidiyorum hadi. Kameraya git. Ama baba gidiyor. Ben gidiyorum o zaman, hadi ben gidiyorum. Hadi anne gidiyor, bay bay. Anne bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Sen bay bay mı öğrendin ya? Ha? Hadi al ben gideyim. Anne. Hadi git anne. Aşkım anne. Hadi baba gidiyor. Hadi bay. Hadi bay. Balon kenarından bak bay bay yapıyor sana. Bay bay babası. Bay bay. Bay bay baba. Bay bay. Aferin sana. Aferin sana. Aferin aşkım. Gittin babamız. Gittin babamız. Gittin babamız. Hani nerede baba? Bak. Bak gitti. Gitti baba. Anne. Annem. Baba gitti mi? Gitti mi baba? Gidiyor baba. Hadi kızım ye. Niye yemiyor bu? Hadi kızım ye. Hadi kızım. Ses çıkarma. Ses çıkarınca yemiyor. Korkuyor. Hadi kızım ye. Böyle de bir çocuk işte. Hareket edince, kımıldayınca, ses çıkarınca korkup yemiyor. Bu adlak ya. Aa yemiyor. Tamam aşkım gitmiyor. Hadi kızım ye. Hadi kızım ye. Bana bakıyor öyle. Ye kızım. Hadi kızım ye. Al kızım. Kim gidiyor? Şey nerede? Öbürü. Gitti mi Rümeysa? Kayboldu kız ortadan. Arkadaşlar biz şimdi kostüm bakmaya gidiyoruz. Ay yarından sonraki gün çünkü. Nereye? Yarından sonraki gün çünkü Halloween. Happy Halloween diyeceğiz. Bugün 29 Ekim'i kutladık. Yarın normal bir gün ve pazar günü. Yarından sonra da Cadılar Bayramı. Kostüm giyeceğiz. Sürpriz ama kimseye daha paylaşmadık. Yarın akşam paylaşacağız. Yani Cadılar Bayramı'ndan bir gün önce paylaşacağız. Biliyorsunuz her şeyi kopyaladıkları gibi bundaki kopyalamışlar zaten. Nereden duyulduysa bir yerden duyulmuş. Birileri yine kopyalamış. Gerçekten inanamıyorum yani. Kimin söylediğini bilsem dava açacağım. Oğlum ne kadar yakışıklı oldun. Türk bayraklı tişörtünle, sivitinle. Dolumayla. Dolum ya. Ha? Dolum. Karanlıkta kaldık. Haydi bakalım bize kostüm kaldıysa millet kostümlerini kaldırmış. Hani nerede ya şimdi? Orada. Karla geçebilir miyim? Kızlar kızlar kendini yanar.
buzdağını ben mi? Onun kıyafetine bak ya. Oğlumun kıyafetine bak ya. Oğlumun kıyafetine bak ya. Kimin kıyafetine bak ya. Ne giyeceğiz? O her şey burada. Pardon. Ne kadar çok seçenek. Sizinkiler ayrılmış mı? Neyse göstermeyelim. Şimdi sürpriz olsun. Bu şey. Hangi kostüm baştan bakayım? Ezgi'nin babası. Bebek var mı? Bebek. Bebek kostümü var mı? Bebek kostümü. Ya büyük bebek var, cinsiyet maskotu var ama. Ha onun için mi? Onun için yok, hayır. Hmm, kızlar var dedi, sevinmiştik ya. Yok yani şey, bebeğim var tabii ama 3-4 yaş gibi var. Öyle çok küçüğü. Belki olurum abi. Bak, O da istiyor. Çocuk istiyor. O da istiyor. Erkek çocuğu da mı? Doğru işte. Anladım. Yok maalesef. Kendime kraliçe kostüm var mı? Ben ne giyeceğim? Valla yani kostümlerim şu taraftan kimse değiştireceğim. Orası çocuk. Arkadaşlar ben kostüm almadım. Çünkü davranışlarını pek beğenmedim. Biraz garip davranıyorlar. Ve satmak istemiyor gibilerdi. Yani yardımcı olmaya çalışmadılar. Ve ben o yüzden çıktım ama kızlar daha önceden ödeme yapmışlar falan. Aldılar o yüzden. Biz de çıkıyoruz o zaman. Sürecim kapımızı açabilirsin. Önden geldiğine göre teşekkür ederim. Erken mi ince? Evet. Geç bakalım. Kızım. Hadi odaya git. Hadi odaya git aşkım. Ne yapacağım? Buraya mı içeceğim? Arkadaşlar biz eve geldik. Misafirimiz var. Aleyna. Merhaba. Yemek söyledik. Acil açlıktan ölüyoruz. Orada bir de yemeği yerken de çay hazır olsun diye çay yapacağım. Çok özledim. Dükkanda çay makinemiz bozuldu. Çay içemiyor. Önce hiç içesim gelmiyordu biliyor musun? Ben çay içmek istedim. İki gün içtim. Üçüncü gün makine bozuldu. Şansın. Dedim ya. Şaka gibi. Bu normal pizzadan daha iyi bir şey. Evet, dürüm gibi oluyor, sarıyor. Nereye çekiyorsun Ezgi? Gel aşkım. Gel. Allah. Gel aşkım. Gel. Al aşkım. Hadi dön bakalım aşk. Hadi. Gelin. Şu var Tomus. Şu gelin. Çok komik ya. Hadi gel. Çok komik ama kökeliyle. Hadi aşkım. Hadi dön. Hadi anne kovalıyor seni. Hadi. Gelin. Ay kapı düştü. Al bakalım. Dönelim mi? Yormaya çalışıyoruz uyusun diye güzelce. Yorulunca çok uyuyor çünkü. Hadi gel. Gel anneye. Gel. Koş. Bey hadi koş. Gel anneye. Gel. Hadi aşkım. Hadi geldim. Geldim. Aha. Top düştü. Al sevgilim. Hadi git. Hadi gel. Hadi. Hadi dön. Yorulmadın mı aşkım? Yoruldun mu sevgilim? Hadi bir tur daha. Sonra bayılacaksın gibi hafiften. Evet. Haydi bakalım. Kaldı. Haydi bakalım. Bunsuz da yürüyor artık. Ama 3 metre falan yürüyebiliyor. Sonra düşüyor. Bunu biraz daha pratik olsun diye bindirdim. Günde 10-15 dakikadan fazla bindirmiyoruz. Siz de öyle yapın. Ama hoş bu aslında daha uzun binebilir. Çünkü tendonları kısa kalıyor diye doktor önermiyorum dedi. Ama parmak ucunda yürümüyor rey. Tam yürümeyi öğrendiği için bayağı topuklarına basarak yürüyor. O yüzden tendonlarıyla alakalı sıkıntısı yok. Şu an bence uzun sürede binebilir. Çünkü kendi vücudu üzerinde duruyor. Bu sadece düşmesini engelliyor şu an. Abla. Ne? Gel. Gel ya. Ah. Aferin. Hadi bakalım. Hadi aşkım. Hadi git. Hop. Geldi. Çarpı. Çok yorulduk. Canıma gelmek istiyor. Yoruldu. Yoruldu çünkü. Hoppa çıktı. İşte yoruldu çıktı. Yoruldu mu aşkım? Saat 12'ye kadar 29 Ekim. Valla ben değiştirdim. Pantolon çok güzelmiş. Hoppa. Ne yapıyorsun? Hadi ya. Ne kadar uzun sürdü? Çay içeceğiz. Hadi çay içeceğiz. Tamam. Kamerayla açıyorum. 10 saniyen var duşa girmek için. Lan. Hocam leş gibi olmuş. O zaman sudeye çay koymuyoruz. Çünkü duşta. Kendi koysun. Oh. Şöyle gece demi olsun. Bayağı demli koydum. Kendi kameramanımı da kendim yaparım. Kimseye ihtiyacım yok benim. Tamam mı? Eski bir çayımı da koydum.
Uyduruyorum biraz. Suyu da birazcık tazeledim. İkinci bardağı içiveririz. Değil mi? Nişanlına konuşma. Bakalım ıvır zıvır ne varmış burada. Ivır zıvır dolabında hiçbir şey yok. Neden yok? Çünkü size anlatacağım şeyler var. Daha ben haftalık vlog anlatmadım da Rusları. Şimdi şöyle oldu. Sizle görüşmeyeli. Rain yürüdü ve bazı değişiklikler oldu. Ben hikayemde bir kere paylaşmıştım. Bir Rus arkadaşlarla paylaşmıştım. Bebeklerine üzüldüğüm için. Aslında paraları yok demedim ama herkes işte paraları yoksa neden güzellik merkezine geliyorlar falan dedi. Paraları vardı ama içinde bulunduğumuz durum kötüydü. Yani Rusların Türkiye'ye gelmesi ve burada ev tutması yüzünden fırsatçı ev sahiplerinin kiraları arttırmasından birazcık şikayetçiydim. Ama düzgün okumayan arkadaşlar paraları yoksa niye oraya geldiler falan yazmıştı. İzleyenler de diyeceksiniz evet biz de öyle düşünmüştük diyeceksiniz ama olay o değil. Bebekleriyle bir hafta yol gelmişler. O kadar kötü bir arabayla gelmişler ki ta Rusya'dan bir hafta boyunca yol çekmişler ve hep arabada uyuyarak gelmişler. Sonra burada ev tutmuşlar, kazıklanmışlar. İşte onlara ev alan arkadaş, kiralamalarına yardımcı olan arkadaş. Bunlar demiş ki bana şu kadar para verirsen de sizin ev bulmanıza yardımcı olurum, para almış. Sonra demiş ki eve bakmaya gidelim, bize yardımcı ol. Demiş ki tamam gelirim, benzin paramı da verin. Her şeylerini almış bunların. Ondan sonra kötü bir yere atmış. Aynı mevkide, Antalya'nın dışında bir yer. 2000 liraya aynı klasmanda evler vardı. Ev böyle mükemmel bir ev değildi. Oralarda o tarz evler 2000 liraydı. Baktık internetten. Sonra dedik ki 4-5 bin liraya Antalya'da bulabilirdiniz dedik. Olsun artık tuttuk falan dediler. Neyse bir gün geçti. Akşamında bana yazdı işte. Bir gün sonra gittiler eve. Akşamında bana yazdı. Dedi ki burası çok soğuk ben ne yapacağım? Daha biz burada atletle geziyorduk. Yani hala da atletle geziyoruz. Ondan sonra dedim soba falan yok mu? Yokmuş soba. Şey de yok. Doğalgaz falan da yok. Klima da yok hiçbir şekilde. Donuyorlar. Kıyafetleri de çok yoktu. Ondan sonra ne yaptık ne ettik? İçimiz rahat etmedi. O çocuğun fotoğrafını attı bana. Çok soğuktu ve üşüyordu çocuk. Böyle kat kat giyinmişti. Dedik tamam gelin biz Antalya'dan size bakalım. Paranızı oradan alın. Alabiliyorsanız. Alabildiler paralarını. Kira kontratı yaparken bile para almışlar bunlardan. Kira kontratını bütün ev sahipleri kiracıyla yapıyor zaten dedik. Bizden para aldılar falan dediler. Neyse. Tamam dedik. Adamla konuştular. Ev sahipleriyle konuştular. Adam demiş tamam 3 gün içinde kararınızı verin. Sonra gelin belki 3 günde o çocuk orada telef olur. Çıkın gelin. Burada sıcak ev burada kalsın. Birkaç gün burada kalın dedim. Adam paranızı veriyorsa veriyor dedi. Sonra sabah çıktılar geldiler adamdan paralarını aldılar. 28 bin lira vermişler adama. Komisyonları hariç. 24 bin kira. 4 bin de depozit. Adam depoziti kesmiş. 24 bin lira vermiş. Kontrat iptal ettiğiniz için depozitiniz yandı demiş. Olabilir. Sonra geldiler bizde kaldılar. Birkaç günlüğüne. Ama birkaç gün ev bulmakta tabii ki zorlandık. Aynı zamanda işe gidiyorum falan. Bir yandan onlarla ilgileniyorum. Çocuklar için bir şeyler işte bebeklerinin belinde kalça çıktıklığı mı ne varmış. Doktora falan götürdük. Bir şeyler uğraştık falan filan. Arkadaşları evime aldım. Yaklaşık 10 gün falan ben de kaldılar. O zaman haftalık vlog çekmiyordum. Haftalık vloglara başladığımın ilk iki günde buradaydılar. Aslında görünmüş olabilirler arkadaşlar ama gizlemedim. Sadece onlara odaklanmadım çekimde. Evet böyle bir şey oldu. Bu kadar. Sonra onlara ev bulduk. Güzelce 5000 lira ya da 5500'e daha düzgün, daha güzel, sıcak suyu olan, eşyalı olan içi bir ev bulduk. Onları oraya yerleştirdik. Kira kontratlarını da hallettik. Arabalarını değiştirmek istediler. Onu hallettik. Araba aldık. Ben kendim cebimden vermedim arkadaşlar. Lütfen öyle anlamayın. Kendi paraları vardı. Onların bulmasına yardımcı oldum. Satın almalarına yardımcı oldum. Ve dolandırıcılarla karşılaşmamalarına yardımcı oldum. Bütün hepsi bu. Hala geliyor. Ben de işlem yaptırıyor. Ben ona indirimini yapıyorum. Normal arkadaşlarıma yaptığım gibi falan indirimini yapıyorum. Oraya da ödemesini yapıyor. Benim o hikayede anlatmak istediğim o değildi. Beni yanlış anlayan arkadaşlar için açıkladım. Şu an tekrar söylüyorum. Bu arkadaşların parası vardı. Ama belli bir paraları vardı. Yani eğer Türkiye'de birileri bunlara yardımcı olmasaydı çok zengin Ukraynalılar gibi değiller. Zengin Ruslar gibi değiller. O yüzden çok paraları yoktu. Yani zengin değiller. Bu yüzden kazıklanmalarına ve dolandırılmalarına içim el vermedi. Çünkü bir bebekleri var. Onunla sokakta kalmana gerçekten katlanamazdım. Evet. Yani konuşurdan açıldı. Vır zıvırlarıma da tek atmışlar. Buradan da onlara selam olsun. Görüşmeye devam ediyoruz. Arkadaş olduk. Böyle oldu olay. Ya kimlere yardım etmedik? Kimlerin yanında olmadık ki? Yani eğer kötü bir şey düşünürsek işte neden yardımcı olun falan. Ben kimlere yardımcı oldum arkadaşlar. O yüzden o aileye bebeklerinden dolayı hassas oldum. Yani hassas oldum yani ister istemez. Kimlere yardım ettim, destek oldum. Kimleri soframa oturttum ki onu oturtsam ne olur yani. Ben öyle düşündüm. Yalçın da öyle düşündü. Evet. Bu kadar. O zaman şimdi çaylarım soğudu size dedikodu yaparken. Bu kadar uzun konuşacağımı düşünmemiştim. O zaman çaylarımızı alalım. Atatürk bayraklı. Onu da alalım. Gidelim. Film keyfi yapalım. Vır zıvırım yok gerçekten. Bir tane cipsim kalmış. Evimde misafir var. Evimde bir tane cipsim var.
Ölüşüz artık kardeş bayı. Haydi bakalım. Dalma ısırdım. Sivilce çıktığım düğümde. Hadi gidelim yatak. Ne oldu cadılar bayramı hazırla baba. Kıyafet niye? Arkadaşlar tırnaklarımı yedim. Kızları boşlukta bulamadım. Hadi git anne. Kamerayı gördüm. Gel aşkım. Gel anne. Sokar bakalım. Sokarın dışında koşup tehlikeye gelmeyelim. Biliyor musun? Ne oldu şimdi, kamerayı mı istiyorsun? 2 saattir telefonla oynuyor bak. Telefonla oynuyorum, ne oldu? Lan bırak. Bırak burada bak. Bağırma çocuk. Üf ya, alışkanlık etti. Diye bağırıyor. Bak telefon, bak. Bak telefon aşkım burada. Bak anne telefon. Evet. Sen bununla oynamayı seviyorsun. Küçük biliyor musun? Çok küçük şu an. Anası gibi. Al. Kaşlarımı boyuyorum. Öyle benimkine de bir el at. Ya kaşlarını yaptım senin daha. Yüzün doysun ya. Arkadaşlar kaşlarına Sude'nin pudralama yaptırdık. Aslında microblading yaptık da tutmadı galiba, değil mi? Evet, yağlı ciddiye. O yüzden pudralamaya döndük. Hala bana değil, benim kaşlarıma el at. Ne yapıyorsun şu an? Seni çekiyor. Kamerayı sağa sola çeviriyorsun. Baby bu yaz. Selin'im, ben kostümleri ayarladım içeride, gördün mü? Hayır. Bakmam lazım. Aaa imdat, içeride şarkılar çalıyor. Beyler burada. Çökeleyim mi? Aaa senin. Şapka falan. Tamam hadi, fazla bakma, sürpriz yarına. Hadi. Tamam hadi bay bay. Bir eşya. Her gün önünde eşya bir şekilde çıkıyor. Ha, şu an kostümler de. Eyo. Eyo. Telekami. Geçmeyeyim diye. Küçük müdür acaba? Bayarlar. Hala bayraklarımız sapasağlam, gördün mü? Olanlarımız evet. Sapasağlam. Evet. Burada. Tahmin edeyim buradan böyle çekerken sündür. Ama öyle değildi ki dün. Gece öyle değildi ki. İlk kez siyah sürüyorum Sude. Ama çok yakıştı. Deli misin? Nefret ederim siyah ojeden. Karga gibi. Yarın cadılar bayramı olduğu için kostüm cadı olacağım arkadaşlar. Bana en çok o yakışıyor. Arkadaşlar arkadaşım geldi. 2 tane doğum günü hediyesi gönderen Veronica. Yeni işine elli olsun bir tanesi. İşte geldi buradan. Biz buradayız. Tanıyorlar kardeşim. Zaten. Aynen. Kaç yıllık arkadaşız Veronica? Bayağı oldu ya. Sen söyle. Kaç? 10. Versiyonuz aynen aşağı yukarı 9-10. Var ya o kadar. Daha bu uygulamalara girmemiştim. Aynen. Daha o zaman ne TikTok ne bir şey yoktu yani. Müzik bile yoktu. Şey ne vardı? Hiçbir şey. Müzikali vardı. Müzikali sonradan. Tam ne zaman? İlk videomuzu şeyde yani ilk zamandaki videolarım, hatta manken challenge yapmıştık evet, ya. Evet evet. Böyle durmuştuk. Aynen. Yatak şeydi, numarasında çalıştık. Sabah yataklarında. İsmini verdik ama. Reklam oldu. İş birliği. Hashtag. Vay be. Yaşlandık be Veronica. Ya ben 32 yaşıma gireceğim. Sen ne diyorsun ya? Ben 33'e girdim biliyorsun değil mi? Sende en azından çocuk var. Ben daha koca yok. Şimdi yeni moda şey zaten. Hamile kaldıktan sonra geliyorlar. Sen de önce çocuk yap, sonra koca bul. Sevdiğin birini bulursak öyle mi yapsın? Alana ya düşür. Da... İçkisine ilaç atıp alana düşür. Ya filmlerdeki da... kötü Rus kadınlar gibi. Ya da evet. Ya da ben bunu kaçırayım. Bunu kendime alayım. Hazır bu. Evet. Bu hazır. Çocuk. Arkadaşlar Veronica Rus ama Türkçesi sizden bizden iyi yani, şakası yok. Esprilerini falan iyi yapıyor. Hop. Hop. Arkadaşlar Veronica az önce çıktı. 3 dakika sonra beni aradı. Kendi bir yerde bir kaza yaptım dedi. Onun yanına gidiyorum şimdi. Hemen sağa dönünce orada, okulun oradayım dedi ama. Nerede?
Nerede acaba? Onu atladım, gerek yok, dönünce göreceksin ben de. Döndüm. Ha, gördüm. Ulan tam da yerinde ya. Biliyordum, biliyor musun? Bu da çünkü iki araba sürekli denk geliyor. Ne oldu kız? Dur bir arabayı şuraya koyayım. Etrafınızdan döneyim, şuraya koyayım, geleyim. Büyük bir şey yok ama değil mi? Ya ayağımı kötü vurdum da Allah'tan kemer takılıydı, bir şey olmadı. Ama araba sert. Sert mi vurdunuz? Çok sert geldi. Ya ben küçük bir şeydir sandım da arabanın önü bayağı şey olmuş ya. Sert olmuş yani. Hatalı çubuk, baksana nereden geldi? İzini bulmuş Veronika'da ama bir şey yok galiba değil mi? Bir ayağım acıyor. Bakayım şurası sert. Değil mi? Görüyorum kızarmış. Abla bak ben yine sana söyleyeyim. Sen bana suçlu bulup duruyorsun da bak ben şuradan geliyorum. Sağdan şöyle. Gelince, ablacığım bak ya sen bu tarafına bakıyorsun. Bu tarafa bakmıyorsun ben o zaman. Ben bu tarafa baktım kimse yok. Şuraya baktım gaza verdim durdum ha, işte, ha bak durdum gaza verdiğin de. Anda beni görmedin demek ki benim üstüme için. Ben çünkü... Ben su almaya geldim. Su alayım bacağım falan sert durmuş ya. Ben küçük bir şeydir o köşede çıkınca diye düşündüm ama bayağı sert girmişler birbirlerine. Bakın tek bir su ya. Elim ayağım titredi arabayı görünce. Makarayla gidiyor. Ha ne oldu kaza mı yaptın falan diye gittim. Arabayı görünce elim ayağım titredi. Merhaba. Allah Allah. Ben de kaza tonu var. Daha geçen yalçın koymuştum ona ya. Gördüm. Ben çekeyim olur mu? Sol tarafa gelir. Ben çeksem olur mu? Ama açılmıyor orası. Yok yok. Bu ezilecek. Mecbur ezilecek zaten. Gülon birkaç dakika öncesinde gülüp eğleniyorduk. Ya çok üzüldüm. Bagaj da dolu. Bir sürü şey var. Benim arabayı alırız onları. Gerek yok yani böyle bir şey. Sen de önüne bakıyordun, sen niye görmedin? Neyse, siz nasıl isterseniz öyle yazın. Seni gördüğüm kadar sigortacılar zaten... değerlendirecek. Siz canınızın istediği gibi yazın. Gaza bastım. Ve çarptım. Baktım araba. Bir anda karşıma çıktı, çarptım de. Canı nasıl isterse öyle yazın. Geldim mi? Ses geldi. Bittiyse imza at abla. Tam bu kanalda. Söyle bakayım niye tehlikeli Yusuf? İmza. Çünkü abla için kötü olanların altında hep bunun ismi çıkıyor. Boş yapma la abart. Öyle mi? Geceleri mahalleye torpil atıp kaçan ben miyim? Benim. Sen arkadaşların yanına torpil atıp kulaklarını patlatan ben miyim? Onu ben yanlışlıkla olsun. Aynen yanlışlıkla yapmışım. Ama akşamları sende torpil. Lan da öyle boş yapmadım. Şimdi bu kavga bitmez. Tamam bitiriyorum kavgayı. Ya kestim. Ya değil. Daha dün bu şey yaptı zaten. Neylan pazar parkında. Ama çok geç saatte patlat motorpil tamam mı? Bak benim de bebeğim var. Torpil patlattıkları zaman bebek uyanıyor gecenin bir yarısı. Tamam. 9'dan sonra falan patlatma. Tamam mı? Tamam. Ali sen de ay, patlat. Ay burada sakra olacaktı şimdi. Tamam mı? 9'dan sonra patlatmayın. Tamam mı? Anlaştık. Bir de çok teşekkür ederim. Pazar günü şey yaptınız. Estağfurullah. Ben de balık tutuyorduk biz ansızın yakalandık. Ya ben de şey olmasın. Teşekkürler hani yakışıklı. Abi, çekim yaptın şey bana arada. Şurası, bana çekim yaptı arkadaşlar. Cadılar var ama hazırlığı mı? Olabilir. YouTube'a gelecek mi? Evet. İzlersin kendini tamam mı? Tamam. Neyle çekeceğiz? Tamam. Beraber. Hani fotoğraf makinen nerede? Yok. Bir o bir zaman bir böyle yapalım. Sen videodan SS al tamam mı? Tamam. Fotoğraf yap. Tamam mı? Ona SS alırsın sen. Var mı başka çekecek? Ben. Gel. Gel. Yok mu telefonun senin? Yok. Abla ben telefonum. Yani ben ama edin. Abla. Yusuf sen getirene kadar.
kadar oha. Çek, buradan SS alırsın. Ya ben telefon o zaman o. Güzellik merkezine gelin. O biliyor bizim iş yerini. Orada çekeriz, tamam mı? Ha, şimdi gitmem lazım. Oğlum beni özledi. Benim de sizin gibi büyüyecek bir oğlum var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abla var. Çocuklar bizden önce gelmiş. Helal olsun lan size. Valla. Ben arabaya binerken onlar bisiklete biniyordu. Bazen zedemiz var. Şey oldu mu? Ya çok yakın. Arabasını çek. Hikayeme attım şey. Kızlar gelecek mi dostum için? Bilmiyorum. Gelmeyecekler galiba. Gelmeyeceklerse 8'de çıkmadan pasta ayarlayın. Fotoşop. Tamam. Dolapta duruyor. Özlemadıysa dünden. Geldi de. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Anne hediye geldi dediniz. Hediye göremedim. Tamam geliyorum hemen. Kim gelmiş bakalım. Gel bakalım Rain. Rain'in telefonu ısırmaktan, yalamaktan. Hoş geldiniz. Ne getirdin hemen? Kaçta göz arası hediye mi aldınız bana? Evet. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Kameramanım benim. Beni çekti hep orada. Abi ben geçemem. Ben şarjım. Ben aldım. SS alacağınız zaman. Ben aldım. Bakayım mı hediye? Ya da benden çekelim. Instagram hesabınız falan var mı? Benim var. Tamam. Okuyayım mı bunu? Oku. Sarar yaralı yüreği, çeker dermansız derdi. Ebedi mutluluğun nefesi ruhun kanıdır Ezgi demiş. Ve bana çikolata falan almıştı. Kahve almışlar. Kızlar, meyve suyu da var. Vay. Kıvır zıvır almışlar. Tam bir yemek söyleyelim diyorduk. Aynen. Teşekkür ederim bugün. Gel sağlayayım. Gel sen de sağlayayım. Ağızka Türk'ü gel. İkimiz aldı zaten. Ha sen de mi? Tamam. Akraba mısınız? Evet. Evet. Hiç benzemiyorsunuz. Ama uzaktan izliyorsunuz. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bunları şimdi yiyeceğim tamam mı? Sağ olun. Kesinize bereket. Öpüyorum. Görüşürüz. Bunlar bizim kazada şey. Evet. Etraf da bizim gözlemci. Şey. Aynen gözlemci. Kaza şahitleri. Aynen. Hiç daha gitmediler ha başından beri saatlerce. Diyor ki şey çocuk diyor ki ona gidin siz hadi evinize gidin falan diyor. O da yok ben kameramanlık yapıyorum Ezgi abla. Aynen. Kıyamam ya. Şeker falan aldık. Sen de Halloween kostümü ben de kendim yaparım. Biz dün gittik o kostümcüye. Evet. Bana Aleyna şey demişti ya çok tatlı kadın falan demişti. Hani evet. Onunla konuşmak istiyor falan dedi. Dedikçe ben de gittim. Bir kadın şey yapmış, davet etmiş gibi hissettim. Dedim gideyim ben de alayım bir şey. Emre'ye falan da alayım. Çocuk şeyi de var dediler. Çocuk şeyi var, yok diyor. Görüyorum yukarıda. Gömleğini buluyorum, pantolonu da verin. Gömleğini buldum diyorum. 2-3 yaş için oluyor. Tam bu olur Reyna, hani biraz büyük giydiririz diyorum. Pantolonu bulamıyorlar falan. Kadın zaten şey dedi, bende başka işimiz var mı falan. Yok tamam dedik. Aslında var mı dedi, yok dedik. Ok, bye. Bana ama şey dediler. Ok bike yaptı bari. Müsait olduğunda sen gel biz senin fotoğrafını çekeriz. Her kıyafet uygun senin yüzün dediler. Hayır. Kesinlikle başka bir şey vardı yani bilmiyorum. Ok bike dedi şok oldum. Hepimiz birbirimize baktık falan. Biz de sonra işte kızlar şey 200 lira demiş kiralama. Gittik dün Aleyna kostümü değiştirdi. Ben anladım ama. Kostümü değiştirdiniz. Sizin o zaman 250 TL falan dedi. Dedim ki sonuçta bütün kostümler aynı. Hiçbir fark yok bir önceki seçtiğimde. Yani şey olarak, boyut olarak, görsellik olarak farkı yok. O 250 TL dedi. Dedim ki kostümlerin kiralanması 200 TL diye söylediniz dedim. Öyle mi dedik bir sorayım falan dedi. Sonra bir şey yaptı geldi. Hayır dedi bizde fiyatlar böyle. İşte 200-250 değişiyor falan. Ben almıyorum. Çıktım sonra dışarı. Şey Aleyna aldı, sizinkiler falan aldı. Sonra ben de geldim. Hem evde zaten bir şey var eskiden. Kalmam, peruklarım falan. Onları falan getirdim. Kendi kostümde kendim yapıyorum. Harikasın. Ben kiralamamıştım zaten. Sen de kendin yaptın. Getirdin mi? Hayır. Neden? Yarın giyeceğim. Yarın giyeyim. Bu tarafa yapacağız ya. Herkes giyecek. Yasemin abla da bunlarınki falan. Görüşürüz inşallah sonra. Kendine iyi bak. Hadi. Ojelerle. Süsleyeceğim. Emdi bu. Olsun. Biraz sonra kombin olacak. Var biraz belli ki ben. Kombin yapacağım. Şey alsın mı? Yapay kan. Yok ya. Biraz sen kirleteyim. Çok yeni. Yeşil yapsaydın. Yeşil olmaz, şapkam sarı. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor mu? Yes, of course. Zaten biraz kirli görüntü var. Yavuz geldi, kapıdan bekliyor, bana öyle geldi. Oo, onun telefonu 20 dakika sürer. Niye öyle oldu? Aleyna, geliyor musun? Geliyorum.
Tamam gel. Yalçın da geldi gel. Yukariko. 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 Gel. Ne yapıyorsun Ezgi? Oy oy. Gel bak neler yapıyorum gel. Yok gel bakalım anne ne yapıyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu ya? Vallahi sorma şurada ilk sağdan dümdüz giderken. Gördüm. Sarışın kazası mı? Nerede? Çatan yolda. Soldan arkadaş gördüm arkadan. Şu çatan yolda. Yokuş var ya aşağıda. Arabayla mı tam arabaya girdiniz? Evet. Orada buradan geliyor buradan geliyor. Bir de şu aradan yol var. İkisine de varmış o aranı görmeyince. Oradaki adam da bakmamış. Atalım birden ki. Çıkıyor. Adam vay birden ya. Çıkmış yola bakmamış. Sokaktan çıkıyor yani caddeye. Oğlum vallahi işte aynen ya. Sen kilo mu aldın? Ne oluyor ya? Kilolu gibi duruyorsun. Aynen. Yok zayıf şu. Aldım ne yapıyorsun nasıl gidiyorsun? Elektrik mi gitti? Gidi. Göremiyorum. Ne oluyor? Kör oldum. İyi ki doğdun Fatoş. Ben de bana İyi ki doğdun Fatoş. İyi ki doğdun Fatoş. Alkış. Reyna bak Reyna. Suratına bak suratına. Çok. Hadi bir dilek tut. Dilek tut. Dilek dövüşmeyelim ama. Niye mi dövdün? Bizim doğum günümüz değil. Bize de geldin size. Dileğini tut. Güzel. Sağlık sonu iyi de. Sağlık. Arkadaşlar bugün pazar günü ve ekibin hepsi izinli. Bugün sadece Aleyna, Fatoş ve Rumeysa çalışıyordu. O yüzden aslında doğum günü dün kutlayacaktık ama Fatoş sağlıksal problemlerinden dolayı dün gelemediği için bugüne kaldı ve ekip de böyle az oldu. Yoksa daha kalabalık olacaktık. Pasta bize kaldı. Pasta bize kaldı, evet. Sırf o yüzden gelmedi. Ama bunlar da edelim. Bu burada şurada. Bunlar bu sanatlar nerede? Şurada. Yani benim yeni arabam. Lakası yakarı. Arkadaşlar. Üzerindeki çantalara bakın. Kaç tane çanta? Yalçın eşyalarını arabada bırakmış, bana taşıttırdı. Bırakaydın orada gelip kendisi alacaktım. Ne yapıyor bakalım. Bakalım kendisi ne yapıyor. Aşkım bırakaydın oraya gelip alacaktın. Buraya mı bıraksaydın? Hayır arabaya. E sen mi inip alacaktın? Evet. Ah, uyan. O aracı mı kalkıp kalktı? Uyanmış bir de kalkmış abi. Kupurdur Allah'ını seversen oğlum. Şunların hepsini getirdim arada. Nefes nefese kaldım eşyalar. Gel bakalım el kızı. Geldim. Geldim mi neden? Arkadaşlar Suudi Amerikan vize başvurusu yapıyoruz. Biraz uzun sürecek. Bir sürü işimin içinde. Bunu da halledeceğiz inşallah bugün. YouTube'larımı yükledim. Onlarca sayfa dolduracağız Suudi. Daha şu an birinci sayfadayız. Onlarca mı? İnanamayacaksın. Yani bazı yerlerde size de söyleyeceğim. Nereye çekiyorsun Suudi? Nereye çekiyorum? Bilmiyorum. Ve isim soy ismi falan bunları söylemiyorum ama garip yerlere gelince söyleyeceğim size neleri sorduğunu. Hadi bakalım. İnşallah bilmediğim bir şey sormaz. Çalışmadığım yerden. Girmiyor. Şuraya bak. Baksana kızım kimse bakmadan yazmıyor korkma. Girmiyor. Siteye girmiyor. Attı siteye girmiyor. Bu kadar da oldu bütün. Şurada seni isteme var. Ne? Allah Allah. Bence yoğunluktan. Herkes şu an Amerika vizesi başvurusuna bulunuyor. Çok eminim. Girmiyor. Yalçın kafayı yemiş vallahi. Sürdüğün şu resmine bakın arkadaşlar. Pasaport resmi. İyi benim diğerlerine göre güzel ya. Yani, ama komik yine de. Sürücüden falan çıkmış. Evet, kimlik fotoğrafımı göstermem istersen. Mülteci gibiyim. Bak bak önünde. Orada çocuksun çünkü şurada. Ne çocuğu? Arkadaşlar ne çocuğu? Çocuk muyum ben burada? Çocuksun işte. Küçücük. Mülteci gibi. 12 yaşında mısın burada? Ne 12'si kız? 15-16 yaşındayım. Hayatımda kaç tane mülteci gördüm diyeceğim de gördük. Mülteci de gördük.
İşte mülteci gibiyim. Bunu da gördük. Bir kere daha giriyorum. Midem bulandı. Oturmaktan da sırtım ağrıdı biliyor musun? Yok. Bak. Allah'ım bak. Bak bak. Yok olmuyor. Buraya not alacağım. Kötü bir kameramanım diye. Bak diyelim. Durur daha. Bak diyelim. Durur. Biraz dinlenelim. Sanki ben bir şey yaptım. Herhangi bir teşkilata üye misin? Yok. 5 yıl içinde bir ülkeye gittin mi? Herhangi bir aktivitede bulundun mu? Ceza, suç organizasyonunda. Yok be. Herhangi bir kimyasal nükleer silah yapma eğitimi aldın mı? Allah Allah. Askerde bulundun mu? Sorularıma cevap ver. Burada ciddi bir şey yapıyorum. Herhangi bir teşkilata üye misin ya da organizasyon grubu ya da insan kaçakçılığı? Tövbe tövbe. Yok grubu. Be. Allah Allah. Çok ne yaptım soruyor. Ondan sonra yanlış cevap verirse vallahi ezgi doldurduysan gebertirim seni. Soruyorum bize mi? Bakalım. Sıradaki sorularımız neymiş? Herhangi bir suç ve kötü suça dahil oldun mu? Hayır. Peki herhangi bir suçucuya destek oldun mu? Hayır. Amerika'ya gelirken fuhuş ve fahişelik yapan birilerine yardım ettin mi? Hayır. Ya da bunu yapmak için mi geliyorsun? Yok artık çok aramışlar bu soruları. Para aklamak için mi geliyorsun? Ya da yaptın mı? Bir şey söyleyeceğim. Bunları herkes söylüyor mu sanki para aklamak için geliyor mu? Yapmak daha önce yaptıysa. Yataklık yaptın mı? Ya yok. Peki biliyor musun yataklık yapan veya para aklayan birilerini tanıyor musun? Hayır. Ben tanıyorum sen. Ve son 5 yılda böyle aktivitelerde bulunan kızı oğlu kim yaptıysa. Neyse ne diyorum ya. Amerika Birleşik Devletleri'ne casusluk, sabotaj, ihracat falan yasa dışı faaliyetler yapmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Öyle sormuş. Ne yapayım? Peki herhangi bir terörist aktivitesinde bulundun mu ya da onlarla konuştun mu? Hayır. Teröristlere ve terörlere mali para yardımda bulundun mu? Hayır. Bir terör örgütünün üyesi misin ya da temsilcisi? Son 5 yıl içinde teröristler örgütüne yardımda bulundun mu ya da baban annen bulundu mu? Hayır. Hiç soykırıma karıştın mı? İnsanlara ırkçılık yaptın mı? İşkence yaptın mı? Emrettin mi ya da yardım ettin mi? Hayır ya. Yargısız, infazsız, siyasi, cinayet falan. Hayır. Bunlara destek oldun mu? Hayır. Çocuk askerlerin alınmasına onay verdin mi? Hayır. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Çocuk askerleri destekleyenlerden misin yani? Yok. Bir devlet memuru olarak hizmet ederken herhangi bir zamanda neden sorumluluğunu ve doğrudan ihlallerde bulundun mu? Devlet meyanet ettin mi değil yani? Hayır. Hiçbir kadını kendi iradesi dışında kürtaja zorunda bıraktın mı? Hayır. Kürtaj yapması için. Ya da buna dahil oldun mu? Hayır. Birisi kürtaj olurken. İnanamıyorum sorulara bak. Peki hiçbir insanın organının ya da vücut dokusuna organ şeyi yaptın mı demek istiyor yani suda? Yok. Anlamadım ama yok. Organ mafyası mısın yani? İnsanların organlarını çaldın mı diyor yani? Yok yok. Kimsenin organını çalmadın, derisini yüzmedin değil mi? Saçını da yolmadın. Ablamı yoldum. O sayılır mı? Hayır, organı. Organı. Yok yok. Haydi bakalım bu sayfaya da geçtik. Part 4 geldi.